İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Eduardo Ernekyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Erdoğan, Rusya 2025'te Artsakh'tan ayrılmalı. Batı Ermenistan'daki Kars'ta haç işlemeli Ermeni mezar taşları imha edildi. Artsakh'ın Kolatak köyü muhtarı, tam abluka sorunları bambaşka bir boyuta taşıdı. Artsakh'ın Hadurt bölgesinde bulunan Kabakavank Kilisesi eski görünümünü kaybediyor. Ermeni sinema çağı programı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinde filmler gösterilecek. Eduardo Ernekyan, Latin Amerika'nın en başarılı iş adamlarından biri olarak kabul ediliyor. Şirketleri altyapı, tarım, enerji, perakende, satış ve bankacılık sektörlerinde yer almaktadır. Arjantin doğumlu Ermeni iş insanı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı Eduardo Ernekyan, 4 Aralık 1932'de Buenos Aires'te Ermeni göçmen bir ailede doğdu. Ernekyan ailesi bir tekstil atölyesi kurdu. Eduardo Ernekyan hiç evlenmemiştir, çocuğu yoktur. 90 yaşındaki iş insanı Arjantin'in en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Onun serveti 2013 yılında 1.8 milyar ABD dolarıydı. Arjantin, İtalya, Ermenistan Cumhuriyeti, Ekvador, Peru, Brezilya, Uruguay gibi farklı ülkelerde 49 havalimanı Ernekyan'ın kontrolü altındadır. 1000 metrekareden fazla arazisi vardır. Ernekyan'ın en ünlü şirketleri Aeroportos Argentina 2000 ve Corporación America. İş insanı ayrıca Amerika TV televizyonu ağının, 4 radyo istasyonunun ve finans dergisi El Cronista'nın sahibidir. 21 Eylül 2017'de Eduardo Ernekyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı unvanını aldı. Ve bugün, binlerce yıl önce olduğu gibi, kayısı Ermenistan'da en yaygın meyve ağacı türü olmaya devam ediyor. En Ermeni ağacı olan kayısı ağacı, İncil diyarına özgü ve burada doğmuştur. Geleneğin yeni insanlığın atası Nuh'un adıyla ilişkilendirildiği Ararat Dağı, yani Mezmasis eteklerindeki Akori köyü, eski Ermeni yerleşim yerlerinden biriydi. 20 Haziran 1840 yılında meydana gelen depremde yıkıldı. Alman gezgin doğa bilimci Moritz Wagner, 1843'teki o depremden 3 yıl sonra yazar Haçadur Apovyan ile birlikte Akori köyüne kadar tırmanmış. Depremin Akori'den iz bırakmamasına ancak köyün meşhur bahçesinden 13 kayısı ağacının zarar görmemesine şaşırırlar. Moritz Wagner şaşkınlıkla "Böyle bir mucize ancak Ermeni dünyasında olabilir" diye haykırır. Wagner, "Her şey yok edildi. Neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ancak her şeye gücü yeten deprem Ermeni kayısı ağaçlarını deviremedi. Hayır Haçadur, bunun büyük bir anlamı var. Kayısı Ermeni ülkesinin simgesidir" diye özetlemişti. Bakü medyasından aktarılan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta gerçekleşen NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin vardığı anlaşmaya göre Rus barış gücünün 2025 yılına kadar Azerbaycan bölgesinde bulunması gerektiğini söyledi. Erdoğan, gazetecinin Rus barış gücüyle ilgili sorusunu yanıtlayarak "Rusya 2025'te bu bölgeyi terk etmeli. Anlaşmalar bu yönde. Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum" dedi ve Aliyev'in de bu süreci yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. Batı Ermenistan hükümeti Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak yabancı bir devlet başkanının bağımsız Batı Ermenistan devletinin iç işlerine karışmaya hakkı olmadığını bildirdi. 1920'de Boğosluvar tarafından yeniden kurulan Ermenistan devletini Türkiye'nin de tanıdığını belirtelim. Türkiye o zaman bu topraklar olmaksızın bağımsızdı. Artsakh bağımsız Ermenistan devletinin bir eyaletidir ve hiç kimsenin Ermenistan devletinin iç ve dış işlerine karışma hakkı yoktur. Hem Erdoğan'ın hem de Aliyev'in ve diğerlerinin 2025'teki yeni jeopolitik bölünmeyi beklediklerini ve bu hedefe giden yolda her şeye hazır olduklarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin kendi devletini nasıl kurduğunu biz ve tüm Ermeni halkı hatırlamaktadır.
Türkiye'nin 1894-1923 Ermenilere yönelik Dersim Armenosit katliamlarını, 1919-1920 Şuşi katliamlarını unutmadık, unutmayacağız. Aynı şeyin her an tekrarlanabileceğinden eminiz. Ulusal olarak direnmeye ve Ermenistan topraklarında yasal haklarımızı geri kazanmaya hazırız. Türk İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Batı Ermenistan'daki Kars'ta çoğu harap durumda olan üzerine haç işlenmiş mezar taşları dikkati çekmiştir. Kaynağa göre Kars'ta yıllar önce başlayan yeni binaların inşası için Üçler Mahallesi boşaltıldı. Orada üzerinde çeşitli haçlar bulunan mezarlar her geçen gün yıkılıyor. Bir kısmı defineciler tarafından yok edilirken diğer kısmı ise yöre halkı tarafından koruma altına alınmıştır. Halk arasında Ermeni mezarlığı olarak bilinen bu yerde farklı boyutlarda üzerlerine haç oyulmuş mezar taşları bulunmuştur. Yöre halkı bu kesimlerde bir de yıkık kilisenin bulunduğunu belirterek benzer tarihi örneklerin müzede sergilenebilecek ve böylece bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayabileceğine inanıyor. Tam abluka, Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesindeki Kolatakı köyünün günlük yaşamını önemli ölçüde değiştirerek sorunları bambaşka bir boyuta taşıdı. Köy muhtarı Seyran Avanesyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede zoraki ağır koşullardan önce köyde belli bir hareketlilik olduğunu kaydetti. Artsakh'ın farklı yerleşim yerlerinden gelen inançlılar, Kolatakı idari bölgesinde bulunan tarihi Hagopavang Kilisesini ziyaret ederlerdi. Avanesyan, ama son zamanlarda yakıt sorunu nedeniyle o canlılık da kayboldu. Kışı, geçen yılın hasadı ve rezervleriyle şöyle böyle geçirdik. Daha sonra kuponlarla verilen yiyeceklerle bir nebze de olsa açığı kapattık. Bugünlerde akaryakıt sorunu da arttı diye konuştu. Ona göre ilkbahar ekim çalışmalarını devlet desteğiyle yürüttüler, tohum ve yakıt zamanında teslim edildi. Bu zor dönemde sevindirici olan köyümüzün sakinlerinin birbirine destek olması, ihtiyaç duyulduğunda el vermesidir. Kolatak'a yerleşen, yerinden edinmiş aileler her zaman ilgi odağındadır diye özetledi. Artsakh'ın kültürel mirasını izleyen Monumentwatch.org web sitesi tarafından yapılan iletide Azerbaycanlı bir kullanıcının internette yayınladığı videolardan işgal altındaki Hatırlık bölgesinde bulunan Kabakabank Manastır Kompleksinin arazisinde inşaat çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında Kabakabank Manastırı çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı, alan bombalandı. Azerbaycanlı askerler kiliseyi askeri üs olarak kullanmış, bunun sonucunda yapının relyefleri ve Ermenice yazıtlar önemli ölçüde hasar görmüş veya tahrip olmuştur. Bu videolar ortaya çıkana kadar 44 gün savaşından sonra kilisenin durumu hakkında hiçbir bilgi yoktu. Kilise ve çevresinin düşman tarafından yapılan bombardıman ile önemli ölçüde hasar gördüğü, yıkılan kısımlar, düşen ve dağılan taşlar olduğu, çatısının da hasar gördüğü videodan görülebiliyor. Bu hasarlar 2020 savaşından önce yoktu. Kilisenin yanına 1995 yılında kurulan Özgürlük Savaşçılarının anısına adanan haçkar ortadan kayboldu. Haçkar'ın Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmiş olması ihtimali büyüktür. Azerilerin 1994'ten beri inşa edilen haçkara, haçkar anıtlarına, çeşitli anıtlara ve yeni yapılan kiliselere karşı tavrını bile gizlemediğini belirtelim. Azerbaycan tarafının kilisenin etrafındaki alanı tesfiye ettiği ve toprak işleri yaptığı videodan görülebiliyor. Videoda görülen ekipmana bakılırsa kilise yönünde yeni bir asfalt yolu yapılıyor. Kilisenin içindeki ve avlusundaki çalışmalar ise daha endişe verici. Videoya bakılırsa rölyefli pervazlar neredeyse yok olmuşken girişi önemli ölçüde hasar görmüş ve tabii ucuz propaganda hilesi. Ermeniler tarafından 1742'de yapılan ve üzerinde Ermenice yazıtlar bulunan kiliseye bir Ahvan Kilisesi olarak hitap etmek. Bizim tepkimiz. Hatırlatmakta yarar var ki 1954 tarihli silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların korunmasına dair Lahey Sözleşmesi'ne ve 1954 ve 1999 tarihli ek protokollerine göre sözleşme ile tanımlanan kültürel değerlerin askeri amaçlarla kullanılması yasaktır.
1999 tarihli Lahey 2. protokolün 6. maddesi kültürel değerlerin askeri objeye dönüştürülmesini veya yok olma veya zarar görme riskine maruz bırakacak amaçlarla kullanılmasını yasaklamaktadır. 2. protokolün 15. maddesinin C ve D bentlerine göre de bu tür bir eylem savaş suçu olarak nitelendirilmektedir. Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021 tarihli kararıyla Ermeni kiliselerine yapılan saygısızlıkların yasaklandığını belirtelim. Azerbaycan, Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 2583 sayılı kararına göre Ermeni kültürel değerleri gerçeğinin inkarı ve bunların Ağvanlılara ait olduğu iddiaları Azerbaycan'ın uydurması olarak kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi, Ermeni sinemasının 100. yıl dönümü jübile programı çerçevesinde Temmuz'dan Kasım'a kadar bölgesel Ermeni sinema çağı programını uyguluyor. Projenin amacı Ermeni film mirasını ve modern filmleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırmaktır. Gösterim için Ermeni film mirasının restore edilmiş örneklerini içeren yaklaşık 100 animasyon, belgesel, kısa ve uzun metrajlı, klasik ve modern Ermeni filmleri seçildi. Film gösterimleri özellikle film gösterimi düzenleme imkanı olmayan ilçe ve bölge merkezlerinde gerçekleştirilecek. Program, okullarda, kültür merkezlerinin salonlarında, açık hava meydanlarında olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti'nin 10 bölgesinde uygulanacak. Projenin uygulanması, film mirasının ve modern filmlerin toplumun farklı katmanlarını içeren ve herkesin gönlüne göre canlandırmış belgeseller ve uzun metrajlı filmler bulabileceği geniş ölçekli tanıtımını sağlayacak. Projenin önemli sonuçlarından biri de filmlerin İngilizce altyazılı olması olacak ve bu da Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan yabancıların Ermeni sinemasının klasik ve modern filmleriyle tanışmasına olanak sağlayacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gantzasar adlı topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasno Ahe Gırvin adlı eseri sunuyoruz. Sasno heh garvin kelik uzansi hafsen Erkum ançnillar kez gırka imkamak Mersurt mara penandak tava sarga gançin Çur yer perimanak amo teğnimez Urmen karga halcunk çurga darcun kergat Herikelnik zarat açik nerun bahat Urmen karga halcunk çurga darcun kergat Herikelnik zarat açik nerun bahat. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.